Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Aynen öyleyiz. Hatırlıyorum da kırmızı pabuçlarımı yatağımın altına koyup da ertesi sabah okula gideceğim günleri. Ne kadar güzeldi. O mutluluğu da şu an sanki hissettiğim için belki de yaşıyorum. 23 Nisan bu güzel bayramımızı inşallah hiçbir zaman unutmayız. Herkes soruyor bana, neden diyor magazin yapıyorsun kendi mutfağında? Ben de dedim ki evi kullanamıyorum bari, mutfağa girdiğim yok, işe yarasın dedim. Şaka bir yana, gerçeği söylemek gerekirse en çok dedikodu nerede yapılıyor biliyorsunuz değil mi? Tabii ki mutfaklarda yapılıyor. O yüzden de daha samimi olsun, daha sıcak olsun diye size kendi evimde, kendi mutfağımdan sesleniyorum. Geldik şu anda çok önemli bir habere. Bu haberi vermek için haftalarca bekledim size. Evlilik programlarında tanıdığımız fenomen hale gelen Songül evlendi. Biliyorsunuz ne zaferinden bahsediyorsunuz da az kulaklarımızın pasını silmedi demeyeceğim, tırmaladı tam tersine. Ne zaferinden bahsediyorsun sen, savaşta aşkı karıştırmışsın. Ama sonunda evlendi. Hatta kimseyi beklemiyordu, kimseyi istemiyordu daha doğrusu. Ona rağmen kendisine bir koca buldu. Buradan çıkaracağımız sonuç, kızlar evde kaldık. Fenomenlerden bahsederken bahar canlını bence hiç unutmayalım, hiç atlamayalım. Cidden bir fenomen hale geldi. Aslında kimse sevmiyor diyeceğim ama herkes de seviyor. Programların inanılmaz sevilen konukları haline geldi. Ben buna şahidim. Kaç kişi çağırdı, kaç program, inanamayacaksınız, kaç program çağırdı konuk etmek için. Ama programlara bile çıkmıyor o durumda yani. En son işte benim stilimde Bülent Sertaç konuk olmuştu programa. Aralarındaki diyaloğu hatırlar mısınız bilmiyorum ama ben şu halimle utandım. Çünkü hiçbir zaman Bülent Sertaç'a o kelimeleri asla kullanmam. Ama olay nasıl oldu biliyor musunuz? Bülent Sertaç'ın Bahar'a saçını hiç beğenmedim yorumuyla. Ne olursa olsun, kızlar ne durumda olursa olsun asla oranı, buranı, şuranı beğenmedim demeyeceksiniz. Yani bunu da demeyeceksiniz. Doğal olarak Bahar'ın da böyle damarına bastı. Bahar da onu birazcık kötü davranmış olabilir. Bu arada oyun mu bilmiyorum, gerçek mi bilmiyorum. Stüdyodaki herkesin o anda orayı terk etmesini anlam veremedim. Yani oyun da olsa her şeyin Bahar'ın üzerinde olması, işte benim stilimin Bahar üzerinden mi reytingleri gidiyor sorusunu ekrana getiriyor. Başka bir şey yok mu sorusunu da ekrana getiriyor. Ama böyle bir şey var ki Bahar'ın Bülent Sertaş'a davranış şekli gerçekten de hiç iyi değildi. Özellikle ortam biraz şenlensin, lütfen Bülent Bey dans edin demesi bence Bülent Bey'in herhalde bundan sonra bir daha hiçbir programa çıkmamasına neden olabilir. Geçen gün bir haber okudum. O yüzden de birazcık o habere takıldığım için buradan paylaşmak istiyorum. Haberde oyuncu bir kadının eski sevgilisi terk edildiği sevgilisi tarafından para avcısı olarak anılmasından, öyle hitam edilmesinden kaynaklanan bir haberdi. Bir kadın olarak çok utandım. Çünkü özel hayat denen bir mahremiyet var. Ne kadar ünlü isimler, simalar bunu çok gözler önünde yaşasa da insanların duyabileceği şekilde bu tarz ithamların yapılmamasından yanayım. Yine de özel hayatın, yine de bastırarak söylüyorum, özel hayatın mahremiyeti olduğunu düşüncesindeyim. Olayda konu olan kişi Seda Tosun. Aslında oyuncuyu tanırsınız. Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize isimli filminde başrolde oynadığı Seda Tosun. Sevgilisi tarafından terk ediliyor ve sevgilisi bazı açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki para avcısı olduğu için terk ettim. Şimdi özel hayat mahremiyetini geçiyorum ki onunla ilgili konuştum ve ona tamamen katılıyorum o yorumlarıma. Ama ne olursa olsun prim yapmak için, biraz daha tanınmak için bu tarz yorumlara ne gerek vardı? Bence insan konuşmalarıyla kendi tavrını, kendi tarzını, karakterini ortaya koyar her zaman. Yine olmadı Brüt demek istiyorum. Çünkü yine olmadı. Çünkü yine ayrıldılar. Kimden bahsediyorum? Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy. 6 yıldır birlikteler. Belki bu 6. 7. ayrıldıkları. Her defasında bir araya geldiklerinde ben çok umutluydum. Tamam. Eğer bu kadar çok ayrılan sevgili bir araya geliyorsa o ilişki sonunda evliliğe gider diye düşünüyordum ki Hacı Sabancı 115 bin dolarlık yüzüğü Özge Ulusoy'a takana kadar. Tamam dedik, süper. Yani ben o parayı, daha doğrusu o yüzüğü hayatım boyunca bana alınsa bile takmam. Çünkü peşimde sürekli onu çalacakları hissiyle yaşayamam. Öyle bir evlilik teklifinden sonra, Özge'nin de kabul ettikten sonra tekrardan ayrılmaları tabii ki kafa karıştırdı. Yalnız böyle bir şey var, dedikodu.
olduğunu söylüyorum. Çünkü daha gerçeği ispatlanmadı. Duyduğuma göre Özge Ulusoy hemen evlenmek istiyormuş ve çocuk sahibi olmak istiyormuş yaşı geçtiği için. Hacı Sabancı da kendisini baba olarak hissetmiyormuş ve o yüzden de kesin ve kesin ayrılmışlar bir daha barışmamak üzere. Şimdi iddia diyorum çünkü gerçeği yansıtmıyor. Çünkü elimizde bir kanıt yok, bir açıklama yok. Ama çok yakın ortamlarından böyle bir şey duydum. O yüzden de bunu paylaşmak istiyorum. Yalnız birazcık garip gelen bir şey var bu olayda. Eğer evlenmek istemiyorsa neden evlilik teklifi yapıyor Hacı Sabancı? Allah herkese böyle bir sevgiyi nasip etsin diyorum. Neden mi? Farah Zeynep Abdullah, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Caner Cindor'a bir doğum günü partisi yapıyor. Bir pasta yaptırıyor ki herkesi böyle kıskandıracak şeklinde. Bir de bunu bir paylaşıyorlar, ortalık ayağa kalkıyor. Caner'i herkes bilir ki Adanalı ve gerçekten de sürekli Adana'nın maçlarına gider. Adana Demirspor'un maçlarına gider, sürekli Adana'ya gider her boş halinde. Yani bir Adana hayranı. Bunu bilen Farah gidiyor ona bir pasta yaptırıyor. Adana Demirspor'un da ismini yazdırıyor ve bu şekilde sevgilisini mest ediyor. Vallahi kadının da akıllısı diyoruz ya, cidden öyle yani. Nasıl sevgilisini mutlu edeceğini biliyor. Allah herkese böyle bir sevgili nasip etsin. Kurtlar Vadisi nerede, nerede diyorduk? Bir çıktılar ki pir çıktılar. 15 Temmuz gecesine özel bir film hazırlıyorlar. Şu anda çekimleri yapılıyor. Büyük ihtimalle yayın tarihi de 15 Temmuz'a denk getirecekler. Başrolde yine Necati Şaşmaz. Ama müjdeli bir haberim var. Çünkü filmi dizi olarak ekrana taşımak istiyorlarmış. Tabii ki her şey 15 Temmuz'da gişeyi gösterecek. Gişedeki aldıkları başarıya göre de dizi film olarak çekilecek. Buket'ten duy haberiyle bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.